İyi akşamlar sevgili seyirciler. Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün hangi konulara değineceğiz bir göz atalım isterseniz hep birlikte. Varis, sedef, diz ağrısı ve kulak çınlamasının neden ileri geldiği ve bitkisel tedaviler mümkün mü diye açıklama yapacak bize kendisi İbrahim Bey. Evet. Diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı, sırt ağrısı gibi ağrıların sebebi eklemlerdeki kireçlenme. Normal olarak eklemler arasında omurlar arasındaki diskin haricinde parmaklar arasında veyahut da dizde veya kalçada eklemler arasında çok ince zar gibi bir şöyle zar gibi ince birkaç milim kalınlığında içi sıvı dolu, sinoviyal sıvı dediğimiz eklem sıvısı dolu olan keseler var. Bu keseler sayesinde insanlar yürürken mesela ne oluyor? Hiç rahatsızlık duymuyor. Bu sıvı sayesinde kıkırdaklar birbirini böyle aşındırmıyor. Kemiklere zarar vermiyor. Düşünün ki 70 kilo ağırlığında 1 metre 70 santim büyüklüğünde bir kişi 1 kilo fazlalığı olsa eklemlere mesela ayak bileğine ve dize 70 kilo fazladan basınç oluşuyor santimetre karesine. Buna rağmen ne oluyor? İnsanlar 100 kilo olduğu halde mesela ne oluyor? Bu basınca bu kemik dayanıyor. Çelik gibi. Kemikler, eklemler ve eklemler arasındaki sıvı. Halk arasında efendim diz kireçlenmesi, diz ağrısı veya kalça kireçlenmesi gibi söyleniyorsa da aslında yanlış bir tabir. Diz kireçlenmiyor. Dizdeki kireç azalıyor. Yani kalsiyum azalıyor. Kireçlenme demek kalsiyumun artması. Burada azalma var aslında ama tabir yanlış kullanılıyor, yerleşmiş. Şimdi dizler arasında ayak baldırla bacak arasında kemikler arasında kıkırdaklar ayna gibi böyle parlak ve arasındaki sıvı sayesinde hiçbir zorlanma olmaz. Fakat zamanla kişi yanlış besleniyorsa, aşırı kimyasal ilaç kullanıyorsa, alkol kullanıyorsa, sigara kullanıyorsa, aşırı asidoza sebep olan peynir, yağlı etler tüketiyorsa vesaire ne olur? Asidoz nedeniyle, aşırı asit nedeniyle kireçlenme olur. Yani kemikteki kalsiyum asit emer. Kalsiyum azaldıkça bu kalçada olsun veyahut da dizde olsun, parmaklar arasında olsun eklemlerin bu kıkırdak kısmında yıpranmalar olur. Yıpranma arttıkça problem büyür ve kıkırdaklar kırılır. Küçük kemik faresi dediğimiz kemik kırıkları ortaya çıkar. Bu kemik fareleri ne yapıyor? Çevresindeki siniri, dokuyu, kirişi ya böyle yırtar, jilet gibi keser. Kişiye çok büyük acı verir. Kemik faresi tehlikeli. Mesela bir tanıdığım dostum geçenlerde bize geldi. Vatandaş 70 yaşında. Buna demişler ki sen güçlüsün, kuvvetlisin. Sana bol bol kortizon verelim bir şey olmaz. Buna çok ağır bir kortizon yüklenmişler. 6 ay sonra kalça kemiğinin başına ne denir? Femur başı denir. Kalça kemiğinin bu üst tarafı başı erimiş. Protez takmışlar. Aradan bir 6 ay geçmiş, öbür kalçasında kemiği de erimiş. Kortizondan iki kemik de gitmiş yerine protez. Bu sefer gelmiş dizleri arıyor. Ne olacak benim halim? Diyor. Problem yok dedim. Çare var, çözüm var. Şu gördüğünüz söğütün dalı. Söğütün yaprağını değil ama. Söğütün yaprağını kullanmıyoruz. Şu söğütün dalının kabuğu bir madde içerir. Bunu içermiş olduğu maddeye, şu kabuğu içermiş olduğu maddeye salisin denir. Salisin ağrı kesici özelliklere sahip.
Kişi bunun kurutup çayını içebilir. 1835'lerde bununla ilgili Alman eczacıların yapmış olduğu araştırmalar sonucunda salisin ve salisilat türevleri içerdiği belgelenmiş. Ve 50 yıllık çalışma sonucunda aspirin ürettiler. Çünkü söğüdün kabuğunu sürekli soyacaksın, kurutacaksın. Efendim bundan ilaç yapacaksın, zahmetli iş. Hemen kimyaya girdiler, ne yaptılar? Yapmış oldukları aspirini tam 114 yıldır insanlar kullanıyor. Aspirin direkt asit olduğu için ne yapıyor? Mideye, böbreklere, bağırsaklara zarar veriyor. Bir, kulak çınlamasını tetikliyor. İki, yani yan tesiri çok. Neden? Çünkü salisilik asit direkt asit. Vücuda büyük tahribat yapıyor. Oysa söğütün kabuğundaki salisin glikozla birleşik halde bağırsaklara geçince bağırsaklardaki faydalı bakteriler bunu saligenin ve glikoza dönüştürüyor. Asit daha yok. Bağırsaklar tarafından emiliyor, karaciğere geliyor. Karaciğer bunu ne yapıyor? Saligenini salisilik asite dönüştürüyor. Fakat hemen değil. 10 ila 24 saat yavaş yavaş kana veriyor. Böylece hiçbir yan etkisi yok. Doğada olan bu mükemmel ilacın hiçbir yan etkisi yok. Fakat insanların laboratuvarlarda, fabrikalarda ürettiği şeyler ne yapıyor? Tehlike saçıyor. İnsanları yavaş yavaş zehirliyor. Evet, ben söylüyorum da diyeceksin ki hadi ispat et, ispat edelim. Evet, şimdi bu söğütün çiçeği, şöyle kedicikler, milyonlarca polen olur kediciklerde. Bunun kabuğu resmi var. İçerisinde de bununla ilgili klinik araştırmalar. Mesela 1200 kişi üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Omuz, sırt, bel, kalça, diz ağrısı olan hastalar tedavi edilmiştir. Nerede? Frankfurt Üniversitesi Ağrı Kliniğinde, ortopedi şeklinde ve İsrail'de Hayfa'da. Birçok hasta tedavi edilmiştir. Söğütün etkili olduğu belgelenmiş kabuğunun. Fakat burada ben söğüt dedim. Vatandaş diyor ki ha ben söğüt alayım kabuğunu soyayım çayını içeyim. Öyle değil. Söğütün kabuğunun içindeki etken madde %5. Çayını içerseniz etkisi de %5 olur. %100 olmaz. Ne yapacağız? Bunun kabuğunun kurutularak elde edilen kabuğu önce değirmende çekilir, toz haline getirilir. Sonra laboratuvarda veya fabrikada destilasyonla ekstraktı elde edilir. Ekstraktı kullanılır. Ya bu kabuğu da kullanılır ama etkisi %5. Ekstraktını kullanırsan %100. Farklı yüzde. Ekstraktı. Klinik araştırması var, bilgi var. Şimdi bu iki defa protez takılan ve üçüncü defa dizlerine protez takılması gereken vatandaş geçen sene de gelmişti. Rahatlamıştı. Az kullanmış. 6 hafta kullanmış. İyileştirdi. Bir daha kullanmamıştı. Bu sene yine antibiyotik vesaire kullanmış. Kışın hastalanmış. Tekrar başlamış dizindeki ağrılar. Tekrar geldi. Ya dedi iyileşmedim. Ne kadar kullandın? 6 hafta. 6 ay kullanacaksın. Neden 6 hafta kullanıyorsun? Ben 6 hafta mı dedim? 6 ay. Sabredemiyor insanlar. Şimdi doktora gidiyor, doktoru diyor ki ölene kadar kullanacaksın. Ölene kadar kullanıyor. Bana geliyor diyor ki kaç ay kullanacaksın? 4-5 ay. 6 hafta sonra iyileşince kullanmıyor. Tamam iyileştim. Öyle değil. Kalıcı tedavi, kalıcı iyileşme ne zaman olur? Bu süreyi tamamlarsa. Yani her türlü diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı, sırt ağrısı iyileştirmek mümkün. Mesela Zehra Hanım diye bir hanımefendi namaz kılamıyor böyle. Robot gibi kaş gözle hareketleriyle namaz kılıyor. Yani hareket edemiyor. Dizlerinden, kalçasından. Yani Ankara'da, İstanbul'da birçok şehirde doktorlara gitmiş. Hepsi demiş ki ameliyat, protez. Kızı benden aldı bir takım ürünler. Gönderdi. 6 ay sonra bayan geldi beni aradı. Dedi ki beni tanıyor musun? Tanımıyorum. İyileştirdiğin insanı nasıl tanımazsın? Adınız, soyadınız.
Ha, baktık tamam biz de kayıtlısınız. Hamdolsun dedi geziyorum bak ben namaz bile kılamıyordum. Yani böyle çok insanı hamdolsun ne yaptık? Sağlığına kavuşturduk. Evet. Şimdi gelelim varise. Neden ileri gelir ve bitkilerle tedavisi mümkün müdür? Varis neden ileri gelir? Yer çekimi. Çekiyor aşağı doğru her şeyi. Kanı da çekiyor. Toplar damar, atar damar. Kanın gitmesi kolay, toplanması zor. Baldır ve bacaktaki kaslar pompa görevi görüyor. Damarları yukarı doğru sıkıştırıyor. Yavaş yavaş. Toplanan kan, bisikletteki bu arabalardaki tekerleğin içindeki sibop gibi topluyor, geri akışını engelliyor. Ventil gibi. Kapakçıklar var. Bunlar kanın geri akımını engeller. Fakat kişi alkol kullanıyorsa, sigara içiyorsa, kimyasal ilaç kullanıyorsa, spor yapmıyorsa, abur cubur besleniyorsa vesaire vesaire ne olur? Gevşer. Bir de bizde bir hastalık var. Uyku hastalığı. Vatandaş uyuyor, uyuyor, uyuyor. 10 saat uyuyor, 12 saat uyuyor. Ne diyor? Ne olur? Kasları gevşiyor, damarları gevşiyor. Beyni gevşiyor. Ne olur? Bütün organları gevşiyor. Ve ne olacak? Damarlar açılıyor. Tekrar büzülmüyor. Tekrar normal haline gelmiyor. Sarkıyor. İçindeki kirli kan toparlanamıyor. Bu nedenle 6-7 saatten sonra uyumak iyi değil. Mesela bugün bir beyefendi geldi diyor ki hafta içi çok iyiyim. Çalıştığım için yorgunluk, halsizlik, dermansızlık yok. Ama hafta sonu başımı kaldıramıyorum. Dedim ki çok uyuyorsun. Hafta içi 4'te kalkıyor. Pazar günü olunca ölene kadar yatıyor. Ne oldu? Kasları gevşedi. Alışkın olmadığı için. Dokuları gevşedi. Beynine kan akışı azalıyor. Ne oluyor? Kendi halsiz dermansız yok. Şimdi ben bu kitabı yazmak için çok yoğun tempoyla çalışmaya başladım. Almanya'da ormana gidip geziyordum, bisiklet sürüyordum, spor yapıyordum. Her şeyi bıraktım. Kitapla çok meşgul olmaya başlayınca baldır ve bacaklarımda ağrı hissetmeye başladım. Kramplar, kaşıntı, ayağım ağrıyor, bacağım ağrıyor. Ne olur bana dedim bu yaşta. Hemen at kestanesinin ben sirkesini yaptım. İçtim. Basit rahatsızlıklarda at kestanesinin sirkesini yaparsın, içersin. Problem yok. Baldır, bacaktaki kramplar, ödem. Hemen iyileştim. Fakat geç kalınmışsa, variz oluşmuşsa yani bunun sirkesi yeterli değil. Bu da Söğütün nasıl ki birleşimindeki etken madde %5, at kestanesinin birleşimindeki etken madde de %3. Bunun birleşimindeki etken madde de zaponinler. Etken maddeler, her bitkinin birleşimindeki etken madde farklı farklı. Flavonitler, zaponinler vesaire. Almanya'nın nüfusu 80 milyon. 8 milyon insanda variz var. 6 milyonu bunun tedaviye muhtaç. Mutlaka tedavi olması gerekiyor. 6 milyon. Ve 1 milyonunda da baldır ve bacaklarında iyileşmeyen baldır bacak yaraları var. Ülser. İyileşmeyen ülserler, yaralar oluşmuş. Türkiye'de daha çok. Neden? Türkiye'de spor yapmıyoruz. Yatıyoruz, yatıyoruz. Maşallah hep yatıyoruz. Şimdi baldır ve bacaklarında kramp, ödem, kaşıntı vesaire olan insanlar için at kestanesi dünyada en etkili bitki. Fakat bunun damıtılarak destilasyonla veya ekstraksiyonla elde edilen ekstraktı mükemmel. Biz onunla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Kişi kullandığı zaman ne yapar? Baldır ve bacaktaki ödem, kaşıntı, venöz yetmezlik, kılcal damarlarda sızıntı oluyor. Ne oluyor? Sızarsa yani toparlayamıyor kan. Yani bu venöz yetmezliği şeye benzetebiliriz. Mesela bahçenizi sulayacaksınız hortumla, çocuklar sağından solundan delmiş çiviyle su akıtıyor her taraftan. Sulayabilir misiniz? Sulayamazsınız. Su kaçıyor. Toplar damarlarda, kılcal damarlarda da kanı toparlayamıyor. Zafiyet oluşmuş. Venöz yetmezlik. Ve venöz yetmezlik olursa sızan sıvı nereye gidiyor? Ayak bileğinde, baldırda şişmeler olur, kaşıntı yapar. Zamanla variz olur vesaire, yara olur vesaire vesaire. Bu tür rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitki
At kestanesi. Biz bununla ilgili çok mükemmel bir formül geliştirdik. İbrahim Bey, şimdi bir telefonunuz var. Alo. Alo. Alo, merhaba, iyi akşamlar. Buyurun. Nevşehir'den ayarıyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, bizlerinde bir sorun var. Namaz kılamıyorum. Ha, anladım. Hayırlı akşamlar. Namaz kılamıyorum. Şimdi eskiden... Evet, bizlerinde iki cinlere bir sorun var. Oturamıyorum. Problem değil. Bağırsaklarda, midede bir problem var mı? Karaciğerde yalanma var mı? Yok, yok efendim. Başka zahatinde bir şey yok. O problem değil o. Tedavi edilir. İyileşmesi mümkündür. Şimdi zaten bununla ilgili Frankfurt'ta ve İsrail'in Hayfa şehrinde üniversitelerde klinik araştırması yapılmış. Belge var, bilgi var. Elimizde raporlar var. Aynı şekilde kitabım, benim yazmış olduğum bu kitapta da çok ayrıntılı bilgiler var. İsteyen internetten doğaltedavi.net'e bakabilir. Şimdi eskiden camiye gittiğimde, yani ve küçükken, caminin mesela arka sıralarında tabure sandalye yoktu. Şimdi camiye gidiyorum, bazı camilerde arka sıraları bir iki sıra böyle tabure veya sandalye dolu. Neden? İnsanları da hep şimdi kalça ekleminde veyahut da karşısında veya dizinde problem var. Romatizması var, diz kireçlenmesi, kalça kireçlenmesi. Ağrıları var. İnsanlar işte saydığımız sebeplerden dolayı bu problemleri yaşıyor. Eğilemiyor, bükülemiyor, hasta. Bunun için söğüt, çok güzel bir formül geliştirdik biz. Söğüt forte. Birleşiminde 19 çeşit bitki ekstraktından oluşur. Bunu kullandığı zaman kişi yavaş yavaş hiçbir şey kalmaz. Artı çayı da var. Kemik çayı vesaire. Kullandığı zaman problem değil. Tedavi edilir. İyileşmesi mümkün. Zaten klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Evet, problem şimdi, yok. Evet İbrahim Bey, şimdi sedef hastalığı nedir? Bitkilerle tedavisi mümkün mü? Evet, sedef hastalığı böyle kişinin vücudunun dizlerinde, dirseklerinde daha çok, bazılarının yüzünde de olabiliyor, burun civarında, yani çeşit, bazılarında bütün vücudunu kaplayabiliyor. Bazı insanlarda böyle nokta nokta küçük küçük oluyor, bazılarında böyle pul pul, üzeri beyaz, lekeli. Çeşit çeşit. Hani kişiye göre değişiyor. Mesela bir beyefendi bana geldi. Ağustos ayında sadece yüzü gözüküyor. Bere giymiş. Ne oldu dedim. Terörist zannettim. Elimi çekmeceye attım. Terörist falan diyelim bizi. Ne bu hal dedim. Hastayım. Ne hastası Sedef? Böyle de Sedef olmaz dedim. Bak dedi, çıkarayım da gör. Beresini çıkardı. Kafasının üzeri böyle başı kerme kerme yarı olmuş. Adam utancından her tarafını saklıyor. Kolunu açtı, buraları böyle hep yara, atmalı büyüklüğünde yaralar. Böyle koca koca. İlk defa öyle bir yara gördüm. Şimdi bu çalıştığı iş yerinde bir bayan gelip gidip buna hayatım, aşkım, seni çok seviyorum falan diyormuş. Adam da ben evliyim, çoluk çocuk sahibiyim, beni rahat bırak diyememiş. Sıkılmış, sıkılmış, sıkılmış. O sıkıntı bir gün patlamış. Her tarafından yara oluşmuş. Ben bir hesap ettim. Almanya'dan sana bir krem getirtek dedim. Çok pahalı olduğu için dedi ki benim param yok. Bir, ikincisi ailem sırtıma sürmez dedi. Basit bir şey olsun. Tamam dedim. Ben ona tonik, iksir verdim. Üç hafta sonra geldi. Kısa gömlek giymiş. Kısa kollu gömlek. Dedim ne oldu? Kortizon mu kullanıyor? Yok, sizin ürünleri kullanıyor. Nasıl iyileştin? Bilmiyorum, iyileştim dedi. Çok kısa sürede iyileşmesi mümkün olduğu gibi kişinin sedef hastasının iyileşmesi 6 ayda alabilir. Mesela bir beyefendi de gitarist. Yani bunların bir ekibi var, saz çalıyorlar bir kulüpte. Ellerinde özellikle sağında solunda sedef oluşmuş. Tabii ki tanıdıkları, çevresi tarafından kötü karşılanıyor. Adamcağız elini tutmak istemiyor yarayı görünce vesaire. Tabii birçok şey denemiş, hiçbir başarı elde edememiş. Yani konuştu. Gerçekten mi? Anlatıyorum anlamıyor. gel bari buraya geldi, burada konuşalım. Geldi bir saat kafamı şişirdi. Anlattım. Sonunda dedi ki tamam sana inandım dedi. Bu Mahonia aquifolium isimli bitki, Oregon üzümü denir. Bunun vatanı Amerika. Oregon şehrinden dünyaya yayıldığı için Oregon üzümü denir. Bunun kökünün
kökünün kabuğunda yüksek oranda %10, %15 oranında alkaloidler var. Yaprağının, dalının kabuğunda da yine alkaloidler var. Alkaloidler sedefi yok ediyor. Sedefi. Ha, bu vatandaş da bu ürünleri kullandı. Ne oldu? 3 ay sonra tertemiz olduğu gibi diyor ki reflüden kurtuldum, gastritten kurtuldum, bağırsak rahatsızlarım geçti. Cinsel performansım da yükseldi diyor. Evet. Tevbe estağfurullah. İbrahim Bey, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Evet, şimdi kulak çınlamasına gelelim isterseniz. Söğüt. Söğüt forte ne işe yarar? Söğütün kabuğundan ekstraksiyonla, destilasyonla elde edilen bu söğütün kabuğu, şu gördüğünüz söğütün kabuğundan destilasyonla elde edilen, damıtılarak elde edilen ekstraktı omuz, sırt, bel, kalça, diz ağrılarına karşı, romatizmaya karşı, kemikler arasında, eklemler arasında kireçlenmeye karşı dünyada en etkili bitkilerden biridir. Biz ne yaptık? Söğüt ekstraktı, söğüt kabuğu ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı, altın başak otu ekstraktı, şeytan pençesi kökü ekstraktı gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından çok özel bir formül geliştirdik. Bu her türlü diz ağrısı, kalça ağrısı, dizdeki kireçlenme nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlıklar veya iltihap, artrit olsun, artroz olsun fark etmez. Diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı, omuz ağrısına kadar karşı mükemmel. Fakat kişinin midesinde problem varsa yeterince increasing faktör salgılayamaz. Bu da vitaminsiz, mineralsizliğe sebep olur. Bağışıklık sistemi çöker. Midesinde rahatsız olan tonik de kullanması gerekir. Tonik, eğer midesinde problem varsa tonik de kullanması gerekir. Söğüt forte ile birlikte. Şayet bağırsaklarında mantar varsa bağırsaklarındaki mantarı yok etmek gerekir. Bunun için de ne kullanmak gerekir? Aloe vera. Yani şimdi vatandaş diyor ki ya benim işte dizim ağrıyor, kalçam ağrıyor, belim ağrıyor. Yani midesindeki bağırsaklarındaki problemi ortadan kaldırmadığın zaman kesin çözüm olmaz. Yani iyileşmez. Çünkü bağırsaklarda sürekli toksik madde akışı olur. Midede sürekli intrinsik faktörü az olduğu için problem olur. Yani mideyi bağırsaklara karaciğeri tedavi edeceksiniz. Bir, söğüt forte kemik çayını kullanacaksınız. İki, komple bir tedavi. Kalıcı çözüm. Kalıcı. Geçici çözüm değil. Evet. Varizle ilgili ise varizin bildiğiniz gibi bu at kestanesinin birleşimindeki etken maddeler, saponinler, içerisindeki en etkili madde eskin. Bunun birleşimindeki at kestanesinin damıtılarak destilasyon veya ekstraksiyonla elde edilen ekstraktının etkisi kimyasal ilaçlardan 600 kat daha güçlü. Ve yan etkisi yok. Kimyasal ilaçlar gibi yan etkisi yok. Bir, rutinden 600 kat daha etkili. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. At kestanesiyle ilgili Heidelberg şehrinde ve Almanya'nın kuzeyinde bir şehir daha var. İsmini söylemeyeyim çünkü ayıp kaçar. Onların isimleri biraz Türkçe çevirdiği zaman yani bir komik bir isim. Buranın üniversitelerinin kliniğinde yapılan araştırmalarda variz, venöz yetmezlik, huzursuz bacak sendromu, baldır ve bacaklarda oluşan ödem, kaşıntı gibi rahatsızlara karşı mükemmel bir etkiye sahip ve yan etkisi yok. Tabii ki söylediğim gibi eğer ki kişinin midesinde problem varsa, tonik bağırsaklarında problem varsa aloe vera da kullanması gerekir. Eğer başka problemleri varsa veya karaciğer yağlanması varsa enginar forte de kullanması gerekir. Yani sadece at kestanesi yetmez. Başka problemleri varsa zaten variz veya venöz yetmezlik veya huzursuz bacak sendromu gibi rahatsızlığı olan insanlarda mide problemi, bağırsak problemi, karaciğer yağlanması gibi problemler de vardır. Şeker hastalığı gibi. Yani bu rahatsızlıklar olanlarda
aynı anda birçok rahatsızlık maalesef nedir? Mevcut. Evet. Sedefle ilgili ise bu mahonya veyahut da oregon üzümünün, üzümü değil ama kökünün kabuğunda etken maddeler var. Almanya'da Profesör Doktor Gita 433 sedef hastasını sadece mahonya ile tedavi etmiştir. Profesör Doktor Neumann, Profesör Wiesenau yüzlerce hastayı mahonya ile tedavi etmişlerdir. Mahonya sedefe karşı dünyada en etkili bitki. Biz ne yaptık? Mahonya'dan elde edilen, kökünün kabuğundan elde edilen ekstrakt artı kaç çeşit bitki var? 19 çeşit. Mahonya, laden gülü, sinir lot gibi 19 çeşit bitki, hamamelis. Hamamelis Virginiana, cadı fındığı da denir. Bu bitkilerin damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanıyoruz. Neden ben bunu özellikle damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanıyoruz diyorum? Özellikle bunun üzerine duruyorum. Çünkü Türkiye'de bitkisel gıda takviyesi üreten firmalar bitkiyi alıyor, kurutuyor, dermende öğütüyor, kapsül yapıyor, hap yapıyor, damla yapıyor. Tıraş. Olmaz. İnsan sağlığıyla oynamamak gerekir. Çünkü siz bunu at kestanesini öğütür de bundan hap yaparsanız etkisi %5. Çok çok az. Fakat damıtılarak destilasyonla veya ekstraksiyonla damıtılarak ekstraktından damla, draja, kapsül yaparsanız etkisi %100. Bu nedenle insan sağlığıyla bazıları maalesef oynuyor, oynamayalım. Para önemli ama insan sağlığı kadar hiçbir şey önemli değildir. Yani insan sağlığını hiçbir şey öne geçmemeli. Yani bazı firmalar maalesef bunu yapıyor. Yapmamalarını tavsiye ederiz. Evet. Kulak çınlamasıyla da ilgili Ginkgo biloba. Buna mabet ağacı denir. Japonya, Çin gibi ülkelerde 5000 yıldır bilinen, kullanılan bir bitki. Bunun bir özelliği var. Yaprağındaki etken madde ginkoloidler %0,25. Yani binde 2,5-3 bilemedim 5 en fazla. Binde yani yüzde değil. Çok çok az olduğu için mesela kulak çınlaması rahatsızlığında ginkonun bir çuval çayını içseniz faydası olmaz. Damıtılarak destilasyonla elde edilen ekstraktından elde edilen kapsüllerin kullanılması gerekir. Evet. Bu nedir? Ekstraktan elde edilmiştir. Evet. Sevgili seyirciler, bir Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programımızın daha sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın.